Efendim, selam getirdim size çok çok uzak diyarlardan. Çok uzak diyarlardan selam var. Oralarda da izleniyormuşuz. Oralara gidince bunu fark ettim. Neredir oralar? Güneydoğu Anadolu bölgesi, Anadolu, Türkiye. Diyarbakır'dan, Mardin'den, Urfa'dan, Gaziantep'ten, Osmaniye'den, Adana'dan, Antakya'dan selam var Kıbrıs Türk halkına. Oralarda da izleniyormuşuz. Ben bunu bir kez daha fark ettim. Zaten her Anadolu gezimde yeni bir şey fark ediyorum. Fakat çok soğuktu. Çok 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 soğuk. Özellikle Diyarbakır, karlı dağlarla çevrili Diyarbakır çok çok soğuktu. Dün akşam geldim ve bugün böyle bir atmosfere kavuştum. Güneş görüyorum ve gayet ılık, güzel bir hava. Bunu yaşamak çok güzel, biliyor musunuz? O kadar güzel ki. Bir kere Anadolu'da böyle bir yeşillik henüz yok. Bir de şunu fark ettim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarlalarda yabani ot yok denecek kadar yok. Yani tarla olduğu gibi tarla. Sadece toprak. Yani bizdeki gibi habitatır, işte dereotudur, gömeçtir, odur, budur, lapsanadır. Yok. Toprakta ne ekersen onu veriyor. Bunu saptadım Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Gelelim şimdi Mesarya'nın kuzey doğu bölgesine. Efendim, burası Ağlar bölgesi. Ağlar bölgesi hangi güzergahta? İskele yoluna girdiğinizde, Lefkoş'tan gelirken İskele yoluna girdiğinizde ya da Karpaz bölgesinden, yine Mausa'dan gelirken yine İskele yoluna giriyorsunuz. Sınır üstü kavşağından kuzeye doğru yöneldiğinizde dağlara nazır bir köy göreceksiniz. İşte o köy Ağlar Köyü. 1974'ten öncesi tamamıyla Rumların yaşadığı bir köy iken, bugün Kıbrıs'ın güneyinden de olmak üzere Türkiye'den, Anadolu'muzdan göçmenler yaşıyor. Karadeniz'den de göçmenler var. Doğu Anadolu'dan da göçmenler var. Onlarla tanıştıracağım sizi. Böyle bir havaya kavuşmaktan oldukça mutluyum. Çok yorgun olmama rağmen Kıbrıs'ımızın güneşi bana enerji veriyor. Eğer siz de hazırsanız güneşten ve bu doğa güzelliğinden, toprağın verdiği yabani de olsa bereketli ottan, böcekten aldığımız enerjiyle yola çıkıyoruz. Hazır mısınız? Haydi öyle bismillah diyoruz. Gelin bakalım daha neler var. Denizli'nin horozları çinlidir, anam çinlidir, babam. Denizli'nin horozlarını bilir misiniz? Böyle bir ötülenme. 30 saniye, bir dakika öte nereden var? Şimdi abimiz de onlardan ama 15 dakika ötenler var. 15 dakika ötenler varmış. Ne kadar ötelermiş? 10 dakika bile ötüyorlarmış. 10 dakika ötüveriyorlarmış le. Uyumuyor muyuz bu? Kendini diyor, getireceksen bunu getirivereceksin. Bana bak diyor. Ben şimdi konuşacağım. Ne konuşacağını, ne edeceğim ben de bilmiyorum da. Niye çıkarsa garip bahtımıza diyor. Nereli? Denizlili. Ama abimiz 13 yaşındaymış Kıbrıs'a geldiğinde. Denizli'nin ne denizi kalmış, ne lisi. Horoz var mı? Var. 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 Yani bak, o olsun. Heykeller, kal. Heykeller var devamlı. Nasıl? Heykelleri var. Denizli'nin? Evet. Yok, ben sana sorayım ki, buralarda var mı yani orozu? Burada yok ya, Denizli'nin orozu yok burada. Denizli'nin orozu yok. Yok. Sen nesin? Ben de orozum. Denizli'nin orozu var. Horoz kalmadı artık. Kalmadı mı? Kalmadı. Ya ben seni Denizli'nin orozu sayıvereceğim garibullah'da. Şimdi benim küçük bir hikaye var, ben onu size aktarıvereyim. Aktarıverirken de burada Denizli abimiz var, onaylayacak mı, onaylamayacak mı bilmiyorum gari. Şimdi günlerden bir gün Denizli'nin bir denesi demiş ki, la demiş, ben gidiveren demiş Denizli'ye, köyden Denizli'ye gidiveren demiş, hükümet konağında bir işim var, ediveren de gelen. 71 tane taksici demiş ki, beni götürmeyecek mi demiş. Öyle demiş. Ayol demiş, beni demiş götürmeyecek mi? O da demiş ki, neden amca? Beni demiş, beni götürmeyecek mi? Neden amca? Ya demiş, beni demiş götüreceksen Denizli'ye götüver. Götüremeyeceksen verecekler var. Götüver, pahasını vereceğim lan demiş. Ama amca orada dayağı yemiş. Niye yemiş? Tersini anlamış. Beni demiş götüreceksin mi? Yani beni götürüvereceksin mi? Diyemiyor onu.
Tersini anladı şoför da, taksici. Ne demiş taksici? Amca? Götüreceğim ben. Beni götüreceğim. Yok, o kadar da değil. Yok orada. Aslında öyle geliyor. Beni demiş, beni götüreceksin mi? Beni götüreceksin mi? Yani beni götürüvereceğim mi? Nereye? Denizli'ye. Hizmet konağına. Götürememiş, ne yapmış biliyor musun? Bir araba zopa atmış. Biliyor muydun bu hikayeyi? Yok, bilmiyordum ben onları. Şimdi 13 yaşındaydın. Denizli şivesi mivesi kalmaymış gari. He? Gitti mi? Bitti ya. Her sene gidiyoruz işte ara sıra. Kaç yaşındaydın dayı buraya geldiğinde? Ben 13 yaşındaydım. Şimdi kaç yaşındasınız? Hesaplı işte. 13 artı 35? 46. Vay be, yani 46 yaşındasın. Evet. Hiç gidiverdin mi Denizli'ye? Her sene giderim. Her sene giden. Giderim. Hangi ilçesi? Çivril. Çivril'i. Denizli'de bir Türkücü var, bilin mi onu? Üzay gönlüm. Üzay gönlüm. Ne diyor kendisi? Mefaat etti ama kendini. Bilirim. Çok güzel bir türküsü vardı. Acı payamlı. Evet. Çok güzel bir türküsü vardı. Bir tanesini bilir misiniz? Ben hiç bilmem. Neydi o türkülerden bir tanesi? Neydi ya? Hop dirin annom bir tane vardı. Yani onun türküleri çok ama. Çok da güzeldi aslında ama. Şimdi ben Özay Gönlüm, onu ben anmadan edemeyeceğim. Özay Gönlüm Ege'nin, Denizli'nin gülüdür. Ve Türkiye'de çok sevilen, TRT döneminde de değeri bilinmiş bir türkücüdür. Denizli'nin Horozu adlı türküyü de en iyi yine Özay Gönlüm okur. Bunu da buradan yad etmiş olalım. Üç tane çok iyi cura çalardı. Kendine has bir üç sazı vardı. Curası, bağlaması ve sazı. Üçü birlikte çalardı. Üçü de böyle birbirine bitişik, ekli sazlardı. Bir de şey çalardı o. Daha doğrusu onu çok çaldırırdı kendi grubunda. Sugaba kemanesi. Biliyorum onu da. O çalı verdi mi, düdük kaval ötü verdi mi, gari tutmayacaksın gari Denizli. Rakçık oynayacak böyle değil mi? Tabii. Şimdi şu köyden bahsedelim biraz. Ben çok konuştum biraz da sen konuş dayı ya. Ne konuşayım ben? Bu köylü hayvancılık yerine uğraşıyor. Çiftçilik. Evet. Ekinlerimiz bu sene iyi oldu. Yağmurlarımız şöyle iyi. Şöyle durumlar da gözünde, ay yüzünde bir görünüversin. Ekinlerimiz iyi oldu. Evet, oldu yani. Oldu bu sene yağmurlar. Yok çaktırma, oldu deme. Allah göstermesin, biz yanlışlık olursa hükümet sonra vermeyecek size şeyi, uraklığı. Zaten hükümet verse ne olacak, vermesen olacak. Yarısını geri alıyor. Cem Karaca diyor ki, hükümet bu sene diyor. Tütün masraflarını az mı tuta, yüksek mi tuta, alçak mı tuta? Acaba hükümet bu sene kuraklık parasını yüksekte mi tutacak, alçakta mı tutacak? Onu bilmiyoruz da, sen gene de çaktırma. De ki, ya olmadı, yok kardeşim, yok. İsim ne abla? Gülhanım Kocaman Yiğit. Gülhanım Kocaman Yiğit. Mehmet burası. Nereden geldi? Mehmet sen de gel. Nereden geldi? Trabzon'dan, Araklı'da. Araklı, Trabzon. Aa, bu dağın ardında hemen sizin köylüler vardır. Var. Araklili. Orada var. Orada. Sen orada mı gelin geldin buraya? Yok, ben Ötüken'den geldim. Ötüken'den gelin. Türkiye'den oraya geldik, oturduk. Oradan da buraya geldim. Gelin mi geldin? Celin mi geldin? Gelin mi geldin? Türkiye'den oraya Ötüken'e kız geldim, burada gelin geldim. Bekar geldim. Hangisi doğru? Celin mi? Gelin. Gelin. He. Celinlerin kaldı ilerler, arkalarda onlar yaşlılar konuşuyor. Sen kaç yaşındaydın Kıbrıs'a geldiğinde? Ben 17'ydim. Vay taze bir gelinimiz. O zaman taze gıtcağızı. Gıtcağızı değil. Şimdi ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Dert kadın oldum. Ne oldu? Efendim, şimdi biz burada pazarlık yapacağız. Bezirgan. Bezirgancı gelmiş mahalleye. Bu teyzeme kazıklayacaktı az da. Pahalı pahalı satacaktı bunları. Yok. Değil mi? Şimdi bu ne kaç para diyor bunu sana? Sor kendine. Sana kaç para dedi? Ben pazarlık yapıyorum. Daha hiç konuşmadık. Sonra inşallah alırsın. Kız sen hiç fiyatını sormadan mı alıyorsun bunu? Bakarım şimdi. Bakacaksın diyeceksin ki. Bak, şimdi bak. Bakıyorum. Şimdi bak, beğendin mi bunu? Beğendim. Tut al bunu tut. Beğendim. Böyle. Beğendin mi? Yok.
yüzünü eksilecek. Ama bu neymiş? Saten kumaştı. Bu yakar güneşte. Şimdi bak fiyatı düşürmek için. Ha. Şöyle bir bak bakayım eteğe uzakta. Tut böyle eteği. Böyle suratını ekşit, gülme. Yok, böyle yap bak. Bak böyle yapacaksın. Adam malını kötü etmeyelim canım, evet, senden. Evet. Ha, dur şimdi. Kötüleyelim. Ya pazarlık için. Ha. Böyle yapacaksın. Ama bu saten Kıbrıs güneşinde yakar bu oğlum ya, diyeceksin. Bunu ben ne yapayım? Yakacak bizi şimdi, ha, değil mi? Şimdi bak güneş de var. Ha, güneş var. Kaç para ustam bu? Şu anki fiyatı 50 lira bunun. 50 lira. 50 TL, evet. Bak gözüne dizine durmasın diye. 50 lira olur mu? Olur mu? Çok para. Saten bu, yakar. He, yakar. Söyle. Saten biz kış mevsiminde satıyoruz bunu şu anda. Kış mevsiminde giysinler diye veriyoruz yani. Evet. Yazın giymeyecek yani. Yakacağı için kışın giysinler. Bak de ki ben bunu alasım yok zaten. Genç işi gibi böyle parlak parlak. Bunu fiyatını düşürürsen kızıma. Bak kızıma alabileceksin, sen giyeceksin, tamam mı? Tabii. Tabii fiyatını düşürürse artık. Bizim sattığımız genelde kıyafetler 15-20 yaş gençleştiriyor insanları. Ha. Öyle bir formülü var bunun. Abla sen kaç yaşındasın? Onun için mi yani sen daha ablama yani yüksek ediyorsun? Gül ablamı daha çok gençleştirsin diye biz bunun fiyatını şimdi yüksek tutuyoruz yani. Güzel fiyatını düşüreceksin ki bunların fiyatlarını. Ha. Bak nasıl satış oluyor o zaman. Evet. Ha. Anladın? Gül abla sen sığacak mısın buna? Vallahi ona bakayım, buna var ya sığar. Göbeğin sığar mı buna? Zaten. Bak şöyle bir tutalım. Vay 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 vay. Sen bunu düğünde mi giy vereceksin? Düğünde de giyeceğim. Gezmede de. Beğendin mi şimdi bunu? Bana doğruyu söyle. Beğendim. Dur bakalım, daha bakarız hangisi önce uygun. Fiyatına da bakacağız. Beğendim. Fiyatlarına bana da bakacağız. Zor, beğendim. Ama şimdi bak. Fiyatı düşerse beğeneceğim. Bakarken şöyle bu suratını ekşiterek bak şöyle. Hı. Bak ya, yüzüme bir bak. Bak yüzüm. Öyle mi diyeyim lan? Saten yakar bu. Adam malını kötü etmeyelim şimdi. Müşterimiz ya, tiyatro yapıyor. Böyle yapacak ki düşürsün fiyatı. Nasıl düşürme? O düşürür düşürür. Sen düşürtürsün ha şimdi. Ha, bir televizyoncu olarak, sunucu olarak hadi düşürt de göreyim seni. Düşüreceğim, dur şimdi. Hadi. O şimdi o ne açık gözdür. Bunun fiyatı 45 ise o şimdi 50 dedi. Televizyon altına 5 düşürecek, 45 tamam, verecek. Bak sır. Mehmet de değil misin? Candaş mı? Candaş, tamam. Candaşın hatırı için 5 lira düşüreceğim ben bunu. Şimdi bu 50. 5 liraya bağlayacağız işi. Ya 2.20'lik olmaz mı da sana? Ha, 2 tane etliysin. 2 tane yeşillik tamam be. Yetişir. Bakayım abla. Bak. Dur içinde etekliği var mı bunu? Var. Etekliği varsa daha tamam. Hiç bakmadım ha, bak sen anlayırsın bu işleri. Ha. Sen de kadın olacaksın. Bir bak işte şunu, etekliği var mı? Var mıydı? Bak. Alttan dur. Yok. Etekliği de yok. Yakar bu seni, hep üstüne şey olur. Bak böyle var. Hani lan? Rezil oldum. Çıkardık. Ha varmış. Ya. Var. Yarım koymuşlar yani. Dur bekle, şey yapacağız. Düşünmek için başka şey yapacağız. Vallahi. Ha etekliği var, tamam. Başka? Başka bakalım. Kemer de var. Kemeri de var. Nakışı da var. Yok, yırtmacı yok şimdi. Ben mesela düğünde oynayacağım. Değil mi? Bak ha. Ama yırtmacı gitmez Gül ablama. Bakayım. Ooo bayağı şey. Yırtmacı yok. Şimdi ben merdiven çıkacağım. Nasıl çıkacağım? Ya, genelde biz bunun altını altını biz geniş yapıyoruz. Flush modeldir. Düşmesem Gül ablam yavaş yürür yani, hızlı yürümez. Evet. Yani yaşlandık ya. Gül abla kaç oldu yaş? Önce kaç merdiven atlardık genciken, şimdi artık bir merdiveni zor çıkmaya başladık. Yaş kaç oldu şimdi? Yaşımı söyler miyim, olur mu ya şimdi? 45. 45 mi? Yok. Bak yaşın kadar fiyat verdireceğim buna şimdi. Bak 35 de olsun. Yok. 40. Yaşı 40. 2 tane 20 ile bağıracağız biz bu işi. Bak, yani. bak. 41 kere maşallah. Yaş 40. Şimdi bu fiyatın eteği de 40. Sana da 41 kere maşallah. Bir kahve yapar 40 yılda hatırı olur. Yaparım. Bunu kim aldı? Ha işte. Onu kendime. Ha kendine, üstüne mi? Üstüne. Ama yok ondan yani gider. Ya yani siyahla daha iyi gider abla, bu kahverenginin üstüne boza. Buna gitmez. Evet, siyahla daha iyi. Herife ne alacaksın? Herife de bakalım, bir şeyler alacağız. Bir çorap, bir şey, bir şeyler al artık ya. Bakacağız artık orada varsa. O nerede? Herif. Herif gezmede işte. Ne iş yapıyor? Selamiste işte. Ha yani otelde çalışıyor. Oo, cumartesi de mi çalışıyor böyle? Cumartesi de çalışır, yarın evde. Evet. Bir kusur ara şimdi. Evet. Böyle dik işine, mik işine, her şeyine bir kusur bul yani. İyi bak bakalım. Bu neymiş de bunu buraya dikmişler. Hani burada bak tamam, bunlar düğme diyeceksin de bu yandım mesela, sıcak. Bağrımı nasıl açacağım de? Yok bayanlar bağrını açmaz zaten ya. Öyle mi? Açmazlar bağrını. Erkekler açar. Ha o zaman bakayım böyle burada. Bakalım. Satıcılar da geldi bak. Gelsin onlar da gelsin. Bir bak bakayım etiketi. Ne yazıyor burada?
De ki bunu, dur bulduk diyeceksin ki. Aha. Bunun etiketinde niye fiyat yazmıyor? Burada yazmıyor etiketlerde fiyat. Belki, aha baksana yazmıyor. Diyecek ki bak bak niye, sor bakalım niye yazmıyor bunun etiketinde fiyatı? Ya. Niçin yazmaz hemşerim böyle? Burada biz yazmıyoruz etiketi yani. Gördün? Etiketi çünkü onu yazmıyor ki. Yani adamına göre fiyat söylesin. O söylesin tabii. Bekle yazardı da silindi. Bakayım ne yazıyor? Yok. O kod numaralar onlar. Kod numarasıymış. 11 lira yazıyor. Nedir bu 11-3? Bunlar kod numarası ya. Fiyatıdır değil, yalan söylüyor şimdi. Fiyatıdır değil. Genelde Türkiye'deki malların hepsinde kod numarası vardır. Gördün mü lan? Şimdi ya bak sen açık göz olacaksın. Çerçi geldi mi soracaksın. Diyeceksin ki bunun etiketi niye fiyatı yok? Gördün mü? Tamam bir dakika şöyle etiketi. Kaç para dedin buna? 40 lira onlardan. At abla onu. At arabanın içine fırlat. Bak şimdi. Ya öyle değil ya öyle değil. Öyle mi fırlatırlar? Ya patır sayıyor işte bak. Bak böyle yapacaksın bak. Nasıl lan? Kaç para bu? 40 lira. Başına çal 40 liraymış. Böyle yapacağım. elini de beline koyacağım. Öbürünü de koy. Koy öbürünü. 30'a veriyor mu vermiyor mu? Şimdi bak parasını candaşı derse tamam vereceğim ben bu o fiyata. Tamam mı kardeşim? Şimdi söyle. Candaş mı gelecek onu da? Yok pazarlığı eden öder yani tabii, değil mi? Tabii tabii. Ne konuştuk seninle? Gül abla sen de vallahi safın tekisin ha. Safın önde gidenisin vallahi. Yok yok. Burada genelde pazarlığı eden parayı öder. Evet. Pazarlık yaptın parayı bana ödüyorsun. Bana yakın oluyor ama şimdi. Tamam. Onun için bana bırakmıyor. Hani pazarı gidiyor. Gül ablam beğenmedi yani bak fırlattı gitti yani. Tamam problem değilsin ama pazarlığı eden mutlaka ödüyor parayı. Kardeşim biz bunu 32 liraya alırız. Bak sen şimdi 35 dedin. Değil mi? Yok istedim. Kıyo 35 dedin. Bak arada bir yalan da karıştıracaksın ki yanıldasın. Yok yalansız olsun bizim iş ya. Bizim iş yalansız. Dün 35 mi? Hadi 35 olsun. Ha, ver şimdi onu orada. Şimdi 40 40'a mı eteği 40'a mı saydıydı? 40 artı 35 75. Şimdi diyeceksin ki bak. Bire kardeş. Yani 75 lira. Şunun 5'in ne indir? Yok o da fazla olur ya. O da bizim ekmek parası. Bir sarılık vereceğim hani sana. Sarı lira vereceğim sana. Bir sarı lira. Sarı lira ama ne kadar sarı lira? Bak sana bir sarı kağıt para bir de yeşil kağıt para. Oho. Kaç tane çocuk var abla? 4 tane. 4 tane diyeceksin kardeş elini öper. 4 tane çocuğum var. Onların okulu şeyi. Büyüdüler. Büyüdüler. Aa, şimdi düğün edeceğiz. Bir nişanlı hazırlık yapıyoruz. Ha. İkisi evli. Ha. Biri boştadır, biri nişanlı. Evlendireceğim diyeceğim. Bak evet. Bu kadar şey. Bu kadar çocuklar var. Görüyor musun maşallah? Şimdi Gül abla, para nerede? Para? Ha, para nerede? Çıkının nerede? Cüzdanın nerede? Cüzdanı yoksa delikli kuruş yok cepte de. Cep delik, cepken yok, delik de. Biz burada boşuna pazarlık mı yapıyoruz? Yok, sarı lira var üstünde sen tamamlayacaksın o zaman. Efendim, o zaman son karar. Gül abla bak yani biraz da insaflı. Beğenmedik beğenmedik ama 50 lira eteği bak 10 lira düştü. Etti 40. Ha bu da 40'tı. Işte. 5 de bunu düştü. Ne şiş yansın ne kebap. Onun da çoluğu çocuğu vardır. İşte. 75'e evet. Bu iş tamam mı? Tamam hadi. Tamam. Hadi olacak. Sıkışın elinizi. Yok ablam tamamdır bizim işte. Dur kurbanlık koyun böyle şey yapıyorlar ya. Elini uzat kardeşim. Elini... Kabul mü? Kabul mü? Kabul. Kabul mü? Hadi bakalım biz de verdik git. Şimdi efendim burada bir abla oturuyordu. O kaçtı gitti. Buradaki ablalar da dedi ki adamımızı kaçırdın, işçimizi kaçırdın, bize yardımcı olanı kaçırdın. İş başa düştü. Buraya oturan ekmeği açar dedi, hamuru açar dedi. Artık yani becerebildiğim kadarıyla ben de açmaya çalışacağım. Bakalım iç ne var abla, ne onun içinde ne var? Pırasa var, yaban ıspanağı var. Pırasa, yabani pırasa mı? Evet, yabani ıspanak, yabani pırasa, evet. Domates, yağ, peynir, o kadar. Şimdi efendim, burada açıyorlar. Ben de burada dur, şunu bir deneyeyim. Açabilirsem açarım, açamazsam röportajı yapacağım. Hadi kolay gelsin bak, hadi bismillah.
yerde dolaşa dolaşa, teyzelerden göre göre, ablalardan göre göre göre, insan geze göre bir şeyleri öğreniyor. O kadar çok gördüm ki, gördüğünüz gibi kendi ellerimle açtığım börek, içini de koydum, pişiyor, o afiyetle ben yiyeceğim onu. Kendi elimizle yaptığımızda başka oluyor. Şimdi güzel kardeşim, yapabildim. Evet yaptınız, elinize sağlık. Ama içinden güler gibisin bana. Yani biraz daha ince olmuş olsa daha iyi olacaktı. Biraz yamuk yumuk oldu ama. Bir şey değil, tamam. Oldu yani. Ama kendiniz yiyeceğiniz de bir şey değil. Efendim? Siz kendiniz yiyeceğiniz de bir şey değil. Şekil çok önemli mi? Değil. Şekil önemli değil aslında. Biraz ince olduğunda çok da ince evet. olmayacak. Orta. Şimdi siz üç kardeşsiniz böyle değil mi? Evet, üç kardeş. Evet. Baskül ailesi gibisiniz maşallah. Hamuru yapmışsınız, yemişsiniz, yapmışsınız, yemişsiniz. Fazla hamurdan kilo aldı. Bizim işimiz olduğundan dolayı fazla yediğimiz için. Efendim Baskül ailesi kız kardeşleriyle, Baskül ailesi kız kardeşleriyle röportajlar yapacağım. Bunlar üç kız kardeş, isimler neydi abla? Gönül, Dudu, Meryem. Gönül, Dudu ve Meryem kız kardeşler bu ateşin başından hiç kalkmıyorlarmış. Hamama açıyorlar, yiyorlar, yatıyorlar. Açıyorlar, yiyorlar, yatıyorlar. Hep bu ablaların, Gönül ablanın yüzündeymiş. Bak bu ateşte kız diyormuş, kalk kız iki hamur yoğuralım, iki açalım vallahi böyle sıcak sıcak börekleri yapalım yiyelim, öyle mi? Evet, öyle oldu. Abla seni tanıyayım biraz, kaç doğumlusun? Ben 72 doğumluyum. Aa gerçekten büyük müsün benden? Şimdi, Türkiye'nin neresinde doğdun? Denizli'de doğmuşum, Çivril köyünde. Denizli'de doğmuşum? Çivril köyünde, Denizli'nin Çivril köyünde doğmuşum. Öyle söyledin ki o köyü görmedin değil mi hiç? Bir sefer gittim, nasip oldu gittiğimiz. Denizli şivesi konuşuverin mi? Beceremiyoruz ki, buralı olduğumuz için tamamen. Beceren yok mu aranızda Denizli şivesi? He? Bilemem. Ha, orada var mı? Tamam, o abi, abi sen gitme, orada dur. Hayır, şu abla, ya, o Trabzonlu ya. Kim var? Hiç sen de mi konuşamıyorsun? Biz oradan buraya gelen epey olduğumuz için konuşamıyoruz. Ya mesela ben hayatımda Denizli'ye gitmedim. Bunlar daha fazla gitti, onlara çekilsiniz. Böreğimiz hazır düşmüştür. Ha, bu mu? Efendim oraya, o konuya tekrar geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kendi el cihazlarımla açtığım hamurumun böreği burada. Bunu zaten kendim yiyeceğim. Ama ondan önce tabii ben muhakkak röportajımı yapmak istiyorum. Şimdi. Bir defa mı gittiniz? Evet. Ben mesela Denizli'ye hiç gitmedim ama Denizli şivesi konuşabiliyorum. Sen konuşamayan mı? En de hamuruna bakıvereceksin. Açacaksın böyle hamurları. Ondan sonra böreğini ateşe koyuvereceksin. Ondan sonra lafını yapacaksın. Çengene emmeyeceksin gücünü, kuvvetini. Nasıl? Diyorsun. Diyorum. Bak, konuşanı buradan kaldırdın, biz ne yapalım sana? Ne? O ablanın adı neydi? Zülfiye. Ne? Zülfiye. Zülfiye abla! Gelsene! Zülfiye mi? Zülfiye. Zülfiye abla bir gel ya! Zülfiye abla! Gel gel! Zülfiye abla nereliydi? Denizli. O da mı Denizli? Denizli'nin neşi nesi meşhurdur güzel kardeşim? Horozu, horozu. Denizli orası, bir Denizli horozu varmış ki çok uzun ötüyormuş. Bir Denizli horozu sence en uzun kaç dakika ötebilir? Bir çeyrek. Yok. Ana, horoz bir çeyrek öteyim derken ciğerlerini çıkar ağzından artık. Olabilir. O kadar meşhur ki. 40 saniye. Bir Denizli horozu 40 saniye ötüyormuş. Sen gittin mi Denizli'ye? Ben 3 defa gittim. Gittin yani? Evet, gittim. Köye kadar gittin mi? Gittim. Nereye ait hissediyorsun kendini? Denizli'ye mi, buraya mı? Buraya. Buraya mı alıştın? Kaç doğumlusun? 75. 75. Ya nasıl mesela baba Denizli, anne Denizli, hep oranın kültürünü alıyorsun, duyuyorsun anneden babadan. Ama oraya gittiğinde kendini yabancı hissediyorsun. Bu nasıl bir durumdur? Vallahi oranın kültürünü almıyoruz. Çünkü babam burada 75'ten beri burada. Evet. Burada olunca oranın şeyleri unutuluyor, buraya başlıyorlar, unutmuyorlar yani. Buranın kültürleri, buranın şeyleri olunca oraları kalıyor. Ama Denizli yemeği yiyorsunuz, yani. Biliyorsunuz. Ne var Denizli yemeklerinden mesela? Yani nasıl ya? Ablaya bakıyor, ablaya bakıyor. Ben biliyorum. Yöresel yemeğiniz ne? Ha? Moleya Denizli'nin yemeği. Kız Moleya Denizli'nin mi? Hayır, ben demedim, oradakiler dedi. Ben karışmayın. Yemeği. Burası söyle güzel kardeşim, sen söyle. He? Denizli yemeği bilmiyor musun?
Hiç gitmediğim için de görmediğim için de bilmiyorum. Sen biraz spor yapsana. Sen birazcık daha yapsana. Ben spor yapıyorum, diyet yapsana. Belli. Ben ben tığ gibi delikanlıyım. Yaş koca, yaş kaç? Yaş kaç? Öldürecek, baksana koca zayıf. Kocası var mı? Oo, abi memnun musun? Değil. Siz misiniz? Bak işte koca da memnun değil. Abla biraz zayıflasana. Beni böyle beğendi. Beğendi. Yani diyorsun ki vallahi beğeniyorsa böyle, beğenmiyorsa yol açık, kapı açık, güle güle, öyle mi? Meryem abla, tığ gibi kocam var, delikanlı, gök gözlü, bak, bak. Gözlü mü? Hayır, gök gözlü değil. Gök gözlü tabii. Hayır. Abi göreyim gözlerini. Gök gözlü değil, yanlış görüyorsunuz. Öyle mi? Belki sen farklı bir gözle görüyorsun, bilmiyorum artık yani. Şimdi abi, yaş kaç? Evet, 37. 37. Evet. Siz de Denizlili misiniz? Değil. Yok değilim. Karadeniz? Hayır. Kayseri. Dur kendi bulsun. Bakayım şöyle. Vallahi. Değilim. Yörüklerinden. Hayır hayır. Yörük. Hayır. Gene değilim. Kayseri de değilim. Nerelisin? Ege tarafından. Ha, o zaman dur buldum. Kaşemi, dur. Küçük bir ilçedir orası. Neydi? Burdur. Değil. Yok, bir tane daha. Gayet büyük. İlk harfini söyle. Üçüncü büyük şehirlerinden biri diyebilirim. İzmir. Yani. Öyle mi? Kız, İzmirli bir damat buluvermişsin. Tığ gibi. Seni kim alacak? Vallahi ben böyle değildim, kusura bakma. Yedirmeydi fazla. Öyle tığ mi? Gibiydim ben de. Yani diyorsun ki bana hamur işlerini yaptırdı. Yedim. Hal bu. Evet. Tamam, sen niye öyle yaptın ya? Vallahi diyor ki ya, abla güzel bir kızdım ben diyor. Doğru söylüyor, aldığımda böyle değildi ama diyor, ablalarına uya bu hale geldi. Seninkiler böyle bak, baldızlar, gelin senin hanım. Ateşin başına oturuyorlar. Hamuru da aç ye iç al. Zaten hamur işini onlar yapıyor, çayı bana yaptırıyorlar. Yapmadım da evde dayak yiyorum. Evet. Biz de mi kumuşlu olduk acaba? Biraz da yiyeceğin dayağı göreceksin. Mi? Daha benim yaşım 25 ama. Nasıl? Yaşım daha benim 25. 25 yaşında. Kız, abla sen kaç yaşındasın? Baskül ailesinden kız kardeşler ve baldızlar. Söyle. Şurada sen yiyeceğin dayağı. Ha? Siz hiç tartılmaz mısınız? Hep böyle oturup yer içer. Oo! Sen kaç kilo? 80. Sen? 85, abla sen? 70. Kantar aldım. Ablaları en hafif. Ne aldın abi? Kantar. Elektronik aldım teraziyi. Bozuldu. Öbürünü aldım, bozuldu. En son kantar aldım. Bakalım o ne zaman bozulacak, onu düşünüyordum. En net kantar yani şey yaptı seni. Dur. Efendim, şaka bir tarafa ben kendi şeyimi açtım. Ben de yani ben de bu ablalardan kalır tarafım yok zaten. Çay hazır koyabilirsin. Benim de kalır tarafım yok. Ortalık bu arada karıştı. Ben ne söyleyeceğim, ne konuşacağım? Şaşırıverdim gari. Göya bunlar da Denizli'den göçmengeli vermişler. Buralarda doğdukları için hiçbir de Denizli ağzı konuşamıyor. Abla bile konuşamıyor. Ben bilmiyorum. Hiç mi konuşamıyor? Konuşur mu? Ya İzmirliler de bilir aslında. Yok, gerçekten fazla bir bilgim yok. Oraların o yöreyi tanımadığım bir yöre. Ben burada tanıdım eşimi zaten. Buradan aldım. Hiç daha gitmediğim bir il. Siz kaç yaşındaydınız Kıbrıs'a geldiğinizde? Ben özel hareket olarak geldim buraya. Asker olarak geldim. Hangi yıl? 92, 4. ay. Ondan sonra zaten kalma gereksinimi duymuyorum. Evet. Bitirdim. Ablayla nerede tanıştınız? Kafama havuç vurdu kendi köylerinde. Havuç mu vurdu? Evet. Burada? Evet. Burada ne işin vardı? Pazarcıydım. O dönem sivilde burada, daha doğrusu Magosa'da bir manavda çalışıyordum, Yakup Uçar diye. Bunların köye geldik, 9 Mart'ta nasip oldu, kısmet oldu. Ufak bir az münakaşamızda havucu yedik kafamıza. Yani fiyat tartışması mıydı? Hayır. Ufak bir böyle göz göze bakışması, döverdin dövemezdin. Aa, sen hınzırlık yaptı. Öyle mi yaptı abla? Hınzırlık yaptı değil mi? Ha? Bayağı hak eden her zaman yermiş. Dur şimdi dur. Bana doğru söyle. Kaş mı attı, göz mü attı? Göz attı sana değil mi? Hiçbiri. Ha? Hiçbiri. Yoksa çaktırmadan öpücük mü attı uzakta? Yok. Kafaya avuç vurduğuna göre bir kabahati var, söyle. Ha? Bak ben nasıl duruyorum böyle senden o cevabı al. Allah aşkına olur. Bak halime bak.
Bak, bak olur Halime bak. Cevabı ver bak, düşeceğim buradan. Ne yapsın? Kaş mı attı, göz mü attı, öpücük mü attı, havucu vurdun kafaya? Sinsi sinsi davrandı. Ha, yılan yani. Evet, yılan bak bak bak. Bak çildir çildir bakışları bak bak bak. O yüzden diyor ya. Var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu senin herif var ya, çapkındır ha. Belli. Vallahi bak şu kız bir gözlerine bak. Bak. Evet, 5 seneden beri ben onun gözlerine bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyor vallahi. Benden başkasına sen öyle zannet. Bu köyden çıktıktan sonra ne yaptırır sen? Nereden vallahi biliyor? Vallahi ben bırakıp gidiyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Evlerimi temizler, bulaşıyorum. Ben çamaşırım, her şeyim. Ne yapıyor? Ev temizliyor. İzmirli'ye bak. Ne diyeyim kardeş, ne diyeyim? Al gel hamur da aç. Gel bir oklava verin bana. Gel otur, otur, otur. Bir bu iş kalmış yapmadın. Çamaşırı yıkıyormuşsun. Onu da yapıyorum. Bulaşık yıkıyormuşsun. Evet. Gel, verin bezeyi. Gel, ver abla. Gel, gel otur. Şimdi ya bir otur gel. Gel. Güzel yapar. Gel, 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 gel. Efendim bu abinin eşi, bu gariban abimi esir almış. Bulaşık, çamaşır, her şeyi yaptırıyormuş. Bir tek şey kaldıydı, beze açması kaldıydı. Şimdi abla, tembih et, nasıl yapacak? Söyleyin. Canım unla. Seni biliyorum. Öyle diyecek. Lan unla. Yok canım, o kadar da değil. Yemek yapayım. Benim eşime şey yapar, Allah razı olsun kendinden. Her zaman da desteğini görmüşümdür. Şimdi tarif et. Güzel açmadın, elini oklavı yiyeceksin. Vallahi yiyeceksin. Benim de öyle karın olursa açarsın. Değil mi gari? Kızlar! Bugün anam ağladı. Abi sen benden iyi beceriyorsun ya. Ne dedik be kardeş? Ne dedik be kardeş? Bulaşırdı, çamaşırdı, sermeydi, şuydu buydu derken... Ben gözünü yedim kardeşim, iki de çocuk büyüttüm. Yemek de yapıyor. Yemek de yapıyor. Yaş kaç abi? Yaşım 37 hala. 37 yaşında, çakı gibi delikanlı. Şu kameraya bak. Gözler bakayım. Gözler güzel, kaşlar güzel. Bulaşık yıkar, çamaşır yıkar, ütü yapar. Bir hanımın emrine sadık. Sadece ama sadece dayak atmayan, eli maşalı olmayan bir eş arıyoruz efendim. Çünkü abla, eşinizin adı neydi abi? Meryem. Şu görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz Meryem abla elinde oklava bu abimi kovalayıp duruyormuş. Odadan odaya. Allah rızası için bu abiye yeni bir kadın. Başka da bir şey istemiyoruz. Başka ne isteyebilirim Allah'tan? Amin de abi bu duama. Amin. Orada bir köy var uzakta, o köy... Kimin köyüdür? Abla! Selamlar, bak ben bu kuzuyu buldum, kimin bu? Nazik. Nazik, kuzunu buldum seni. He? Annem bak abi, bizim kuzumuzu buldum. Al, al kuzunu. İster misin? Al. Verelim mi abi? Al bakayım, al sev bakayım. Sev, 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 sarılsın. Al. Anne onu da tutsun, iki kuzu sana böyle. Evet. İki tane kuzu. Koyun koyuna. Onu bırakalım istersen. Hoppa! Şimdi abla, uzaktan beni gördüğünde gel 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 dedim birden. Evet. İzler misin programımızı? Evet, çok hem de. Kaç senedir izliyorsun? 2 senedir, yalan söylemeyeyim. Sen 3 seneyi kaçırmışsın, bu bizim 5. Ben çalışıyordum. Böyle gül yüzünde görelim şöyle. Çalıştığım için. Nerede çalışıyorsunuz? Şimdi çalışmıyorum, o yüzden sizin programınızda zaten gündüzleri falan izliyorum. Kaç yani yaşındasınız abla siz? 32. 32, bu köyde doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Anne baba nereli? Anne baba asıl Denizlili, Ege Denizli. Evet. Göçmen geldiler özellikle. Denizlili, Denizli şivesi konuşabiliyor mu? Dur dur, Denizli şivesi konuşabiliyor mu? Biraz konuşabiliyor mu? Deneyelim mi? Deneyelim mi? Ha. Acaba. Ne arıyor bunlarda? Koyunlarım var 3 tane işte, onları bekleyip duruyorum bunlarda. Bekleyip durun koyunları. Bekleyip duruyorum bunlarda. Kaç tane koyun bekleyip durun? 3 tane koyunum var işte, bir de senin bulduğum kuzu var işte. Ha. Onları bekleyip duruyorum. Böyle diyorum ha? Öyle diyorum, tam becermiyorum ama. Diyorum, diyorum. Böyle bunlarda bakıvereceksin, koyunları güteceksin, sütlere sağ veriyorsun ha? Yok, daha süt verecek kadar olmadılar, doğurmadılar daha.
Beni versene o stüdyodan sağ alsan. Tabii verelim. Beni veri verecek mi? Veri verirce. Beni veri verecek mi? Elim de yaparız. Beni elim veri verecek de sen nereden bilir Denizli? Daha güzel konuşuyorum baksana. Böyle onlarda geri vereceksin gari. Buralarda gezi verdin mi? Bu köyün adı neydi? Ağla. Ağla köyünde gezi verdin mi? Ağla. Bir sürü mallığa var, onların sütlüğü var, onların çobanlığı var, kadın çobanlar bunlar. Evet. Kadın gibi şey oldu, koyun gidiyorlar, süt yapıyorlar, yoğurt yapıyorlar. Tabii. Bugün beyaz bulli temizledik işte. Ne beyaz temizledin? Bulli. Beyaz bulli. Beyaz bulli. Beyaz tavuk. Allah'ın yörüğü. Allah'ın yörüğü. Bak bak yörük ne diyor? Beyaz bulli. Diyeceksin ki tavuk kesi verdim. Tavuk kesi verdim. Tavuk. Eşim de geldi işte. Ha, eşin selamlar. Nasıl? Merhaba. Siz burada mı doğdunuz? Yok ben İzmirliyim. 4-5 sene oldu oraya. 4-5 sene. Evet. Sonra şöyle geldi. Sizi de görelim. Gör abi. Oo, ovanın ortada. Şöyle gel abla. Şöyle gel. Ha. Ne orta mı bu? Sade. Nereden gördün, yaptın, getirdin hemen? Gördüm, ben hissederim. Vallahi bir haftadır Türkiye'deydim. Anadolu'da Güneydoğu'yu gezerken Türk kahvesini çok özlemiştim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İçiyormuş gibi yap, içiyormuş gibi yap. kahve ablanın mıydı? Aldın mı kahveyi? Aldım. Sen de onda kahve varmış gibi içiver böyle. Öyle höpürdet. Can kimindi? Dur. Ben de korkuyorum. Höpürdet. Hadi şu kahveye dolsun. Dur şunu koyuvereyim, dur. Ben sonra içerim. Seni mi tanıyalım, isminiz nedir? Betül Altundağ. Betül Hanım, siz de bu köyde mi yaşıyorsunuz? Evet. Burada mı doğdunuz, büyüdünüz yoksa nereden geldin? Türkiye'de. Türkiye'nin neresinde? Karabük. Karabük. İtal gelin. Evet. Gelin mi? Evet. Eşim buralı. Evet. Eşimin hanımı. Eşim burada doğdu, büyüdü. Denizli de burada doğdu, büyüdü. He. Seni nereden buldu Karabük'te? Kıbrıs'tayken buldu. Öğrenci miydin? 99'da Kıbrıs'a geldik. He. 99'da. Evet. Öyle tanıştınız. Evet. Şey yaptınız. 2007'de de evlendik. 2007'de. Evet. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tamam. Sen bu kahveyi götür oraya. Tamam. Geliyorum, içi vereceksin gari ben o kahveyi. Tamam. Ben pek öyle konuşamıyorum. Ben konuşuveriyorum. Her şeyi konuşuveriyorum ben. Şimdi eşiniz nereli? İzmirli. İzmirli. Bu İzmirli, evet. Yakışıklı delikanlıyı. Nerede buldun kız? O beni buldu. Ben bulmadı. Nereden tanıştınız? İşte öyle bir kısmet oldu. Kaynatamın sayesinde. Evet. Biraz da akraba oluyor zaten uzaktan. Nasıl bir uzaktan akrabalık? Yani babamla kaynatam yani. Akraba oluyorlar. Teyze babalar, çocuklar. Teyze çocuklar. Öyle bir şey oluyormuş. Nasıl oldu? Hal oluyor senin dara o sarı. İşte öyle oldu. Bak kızım da zaten babasının kızı. Evet. Şimdi nasıl oldu? Aileler mi karar? Ya bizim bu sarı olanla kara kızı bir evlendirelim mi dediler? Öyle dediler. Kısmet ya. Kısmet işte. Gezmeye diye geldik. Tanıştık işte. Bir de akrabalık vardı. Oldu yani. Siz nerede? İzmir'den dediniz. Hangi ilçesi? Şirinyer. Şirinyer. Hangi köy? İlçe yani, köy değil. Ha, Şirinyer. İzmir'e ne kadar yakınlıkta? İzmir'in içinde. Evet. Ha yani İzmir'i bir semte sayılır, evet. Yani. Yani buradan kaynatama, kaynanama da çok selam gönderiyorum. Onlar da mutlaka izleyecektir. İzliyorlar. Nerede izliyorlar? İzmir'de. İzmir'de. Yani. Evet. Onlarda da var mı böyle şey? Yok, dur şimdi nasıl nahal edeceğiz bak şimdi. Diyeceksin ki baba, anne nasılsınız? Söyle bakayım. Baba, anne nasılsınız? Biz izliyoruz mu? Heh. Bak biz koyun gidip duruz buralarda. Siz ne dersiniz oralarda? Siz ne diyorsunuz oralarda? Gelin size burada börek atı vereceğim. Gelecek zaten Mart'ta kaynanam daha güzel açıyor börekleri. Geleceksiniz gelin gari. Hasretinize evet. Dayanamıyorum gari. Evet. Söylesene. Gelin artık, hasretinize dayanamıyoruz. Olmadı. Olmadı, kıyamadım. Gelin gari. Gelin gari. Hasretinize dayanamıyor. Hasretinize dayanamıyor. Koyunlar kuzular meleği verince. Koyunlar kuzular meleyince, horozlar ötünce gelin gari. O zaman koyunlar kuzular meleyince, horozlar ödü verince benim yüreklerim sızlıyor. Öyle değil. Beceremediniz ama. Sizde var mı ağız marifeti? Yok, gel böyle. Ben o şirveye yanışamam. Nasıl ya, İzmirli ya, adam bilir yani. Ya şimdi daha iyi bilir, ben yapamam. Evet. Belki. O zaman şöyle diyelim, bana abla sen bu köyünü bir anlat. Yani bu Ağıllar Köyü, efendim Ağıllar Köyü. Yani burada doğdun, burada büyüdün. Tabii bilir. Ağıllar Köyü, programın başında söylediğim gibi Beş Parmak Dağları'na nazır bir köy. Hemen bu dağların arkasında hangi köy var? Kaplıca var, Mersinlik var. Vay be, Kaplıca'ya o kadar yaklaştık. Kavlu suyu var, evet. Deniz var arkada bir zaten. Bir adam var bu tarafta. Yani. Nasıldır köylünüz? Yani bu köyde hanımlar nasıl geçinir, ne yapar, ne eder?
Yani genel olarak konuşmayayım. Ben kendi şey olarak konuşayım. Yani biz Denizler olarak konuşayım. Mesela Ayreli zamanı başladı şimdi. Ayreli'ye gidiyoruz. Bak sen, bak dur, bu cümleyi inceleyeceğim. Bu cümleyi mercek aldı. Abla diyor ki Denizliler olarak konuşayım. Ayreli. Bak ayrı, bak dur, yok yok dur dur. Ayreli. Denizlili nereden bilir Ayreli'yi? Evet, işte doğru. Buraya gelince her şeyi öğrendim. Enişte, Ayreli nedir? Vallahi ben de burada. Gel gel, ben sana öğreteceğim. Yanaş. Ben de burada tanıdım yani. Ayreli ne biliyor musun? Senin Türkiye'de bildiğin kuş konmaz. Evet, doğru. Bak senin hanım Ayreli'den bahsediyor. Kocana niye öğretmedin Ayreli'ni? Öğreniyor işte yavaş yavaş. Hostesi biliyor artık. Ayreli'yi biliyor, Garavolli'yi biliyor. Neyi biliyor? Garagolli. Garagolli mi? Garavolli. Garavolli. Mantara gideriz Gavcara mesela. Gavcara. Kaynananın adı neydi? Kaynanamın adı Nazik. Nazik teyze. Senin bu kız, senin gelin var ya Burla'da. Oğlu da Garavolli kaynadı veriyor yesin diye. Garavolli. Oh, dur dur. Garavolli ne biliyor mu? Sümüklü böce. Biz yemiyoruz ama. Topluyorsa yani. Yedirmiyorsun yani oğlana. Yok. Ha. Biz yemiyoruz. Kaynada rahat ol. Oğlanın sümüklü böceği yemiyormuş. Biz yemeyiz. Toptancısı geliyor buraya alıyor işte Rum tarafına götürüp satıyor. Yani köyün bayanları gidenler tabii toplayanlar işte Garavolli'ye gidiyor, mantara gidiyor, Gappar'a gidiyor. Evet. Yani öyle çalışmayanlar öyle yapıyor. Çalışanlar aşağıya Mausa'ya, İskele'ye işe gidiyorlar. Siz ne iş yaparsınız? Ben işte evde bütün gün çocukla. Önceden marketteydim. Evet. Yani. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim serbest çalışıyor, inşaatta çalışıyor şu anda. Evet. Yani öyle. Biz yani, devlet içine giremedik işte. Devleti buradan beyan yaparak. Evet. Dur, ne çağırıyor? Ne var orada? Ne evi? Orada biri var. Senin görmeyecek mi o? Yok, o benim gelinim oluyor işte. Gelinimiz oluyor. Nasıl gelinim oluyor? O kardeşimin hanımı oluyor. Kardeşimin hanımı oraya bir ev etmiş. İlla evini gösterecek. Gösteriverecek, şimdi rahatlayacak gari. Yani köyde... Neyse, tamam kız, gösterivereceğiz, gösterivereceğiz. Dede. Gösterivecek kız, ne acele edip durun? Kız niye konuşup durun orada, gelsin mi böyle? Gel gel, gülme gel. Bak ölümü öp, gel gel. Gel işte. Alp verdim, gel buraya. Gel gel. Gel gelin hanım, gel 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 gel. Gelive kız. Çağırsana gelin. Gelsene kız, gelin bura. Bak akşama dayak getirin kocandan. Kızımın. Akşama dayak getirmeyeceksin kocandan. Kızımın ismi de annemin ismidir ha, Nazik'tir. Öyle mi? Gösterdik değil mi onu? Nazik. Gel abicim, gel sen de gel. Gel 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 gel. Bugün tavuk temizledik Selçuk. Nazik teyzeme, Nazik torunu da gösterivereceksin gari. Gel 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 gel. Ha dur sen de böyle. Ben gerçekten sizin programınızı çok izliyorum 2 seneden beri. Ve telefon numarası acaba açsam gelirler mi? Kale alırlar mı diye. Benim programı ne izleyip durun? Çok hoşuma gidiyor. Niye doğallığınız. Evet. O köyümüzü, gitmediğimiz, görmediğimiz yerleri tanıtmanız çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten içtenlikle söylüyorum. Yani ya herhalde bir ilksiniz Kıbrıs'ta böyle bir... İnsanların izleme sebebi o. Nasıl gibi davranıyor? Yani bizden gibi, halk gibi davranıyorsunuz. Yani zaten ben köylüyüm zaten. Yani. Ben de köy çocuğum. Yani. Uyum sağlıyorsunuz. Uyum süreci çok önemli. Teşekkürler. Yani. Şimdi dediniz ki 2 senedir izliyorsunuz. Evet. Hangi günler yayınlanıyor bu program? Sınav yapacağım şimdi. Ha, şimdi ben ama can... Mesela gündüzleri görüyorum. Ha. Tam olarak bilmiyorum gününü ama... Ben size söyleyeyim. Her cumartesi 21.30 Kıbrıs Genç TV ekranlarında her pazartesi tekrarı var. Ha, çünkü ben gündüzlere konan şeyini görüyorum. Yani tekrarı konuyor ya, onu görüyorum. Ve teresini işte izliyoruz. Evet. Yani öyle. O zaman şimdi bu röportajı biz sayın seyirciler bir Denizli Türküsü'ne son verivereceğiz gari. Gelin. Ben hiç bilmem. Nereliydin sen? Karabük'te. Karabük. Karabük türküsü bilir misin? Hiç bilmem. Batı Karadeniz Karabük değil mi? Evet. Nerede bu Karabük? Zonguldak işte, Batı Karadeniz. Ha. Oradan da bir türkü bilmez. Ben hiç bilmem. Ben annemgil orada doğdu büyüdü. Adana'ya yerleştiler. Hı-hı. İskenderun Demçek Fabrikası'nda dedem orada çalışıyor diye. Oraya yerleştiler, kaldılar. Aa, orada çalışıyor da dede zengin demek. Dede. Bu iyi. İyi. Da cimri, i̇yi. Koklatmıyor. Ya biraz. Annesi koklatıyor. Şimdi izlersen öyle. Dede, duysun. Kokladı ve gari o paralardan azıcık. İyilik, iyidir canım. Gerek yok. Oradan emekli. Evet. Oradan emekli. İzmirli enişte, yanaş sen de şöyle. Bir türkü, Denizli türküsü hatırlayıvereceksin gari. Bakalım ne söyleyiveceksin. Sesim güzel değil. Bir Denizli türküsü hatırladım. Annemden küçükken öğrendiğim bir şey var ama. Ha, neydi o türkünün adı? Aman Allah'ım, o çok güzel olmuş. Kısa, biz kısaltırız onu. Gargalar toplanacak. Sen Cemile'mi söyle, Cemile'mi. Ben onu bilmiyorum. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli, cimanım.
bir daha. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli civanım. Kaybırıgım bak. Aman kaşkın oldun, Cemile'm benden gayrı düşeli. Aman kaşkın oldun, Cemile'm benden ayrı düşeli. Şimdi. Kaybırıgım bak Cemile'm, nasıl ederim ben bu işe. Nikahımı kıysın, hepten gelin olacaksın. Enişte, haydi. Kaybırıgım bak Cemile. Söylesin ya kız. Sen daha güzel beceriyorsun. Efendim ben şimdi sizi Sakine teyzemle tanıştırıvereceğim. Gari o ne hatırlıyor, ne hatırlamıyor bilemeyeceksin gari. Ben ne hatırlayayım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hepsini unuttum gari. O 35 sene gitti mi gari? Gitti gari, gitti. Gençliğim gitti. Ne ördün buralarda? Ne ördüm? Kaza ördüm, çorap ördüm diyen gibi. Yoldum, gittim, zeytini topladım, koyuna gittim. He. Çocuklarımı büyüttüm, çocuklarımı facıktı. Kaç tane çocuk getirdin buralara? Üç. Üç tane çocuk getirdin? Üç tane çocuk getirdim. İkisini burada yaptık. Rahmetlik beyim oğlan istedi oğlan. Son Ersoy oğlan oldu. Bir tane mi oğlum var? İki. İki tane. İki oğlan, üç kızım var. Kızlar Türkiye'den geldi. Oğlanlar burada mı? Oğlanın birinle kızın ikisi Türkiye'den geldi. Ya oğlanın birini buluvermişsiniz de ikincisini de ararsınız. İkisini de yaptık. İşte oğlan istedi rahmetlik. Bir tane daha oluversin. Bir tane daha oluversin. Beyze sen Denizli'nin nereden kalktın geldin buralara? Devlet getirdi bizi. Keşke getirmeyeydi. Niye? İşte ne akraba görüyoruz ne bir şey görüyoruz. Buralarda. Nasıl kandırıverdi oralarda sizi? Ne dedi de geldiniz buralara? Herkes geliyormuş biz de geldik. Niye herkes kuyuya atlayıverseydi sen de kuyuya mı atlayacaktın? Öyle oldu gayrı. Öyle oldu. Denizli'nin hangi kasabası, hangi köyü? Sivril. Sivrili kasabasının? Sivril. Kuyu hangisi? Kavakalanlı köyü. Kavakalanlı köyü. Sen kaç yıldır gitmiyorsun oralara? Bu sene gittim. Gittim. 15 senedir gitmiyordum. Bu sene gittim. Ağustos ayında gittim. Gittim geldim. Gittin de o çocukluğumda yani o... Bıraktığın çocukluk arkadaşların falan değişivermiş mi? Kimse kalmamış. Babamın anamın evinde bile kimse yok. Ağladım geldim oralarda. Nasıl yani babayın ve ananın evinde de kimseleri yok? Ne olmuş onlara? Anam babam zaten öldü gitti. Kardeşlerim dağıldı gitti Fransa'ya bura. Evet. Kimse kalmamış işte öyle. Sen buraya Kıbrıs'a geldin kaç sene gitmeyi verdin Denizli'ye? Zaten ben çok gidemedim. Çocuklarım ufakıydı. Bir 15 sene önce gittim. Tekrar 15 sene önce bir daha gittim abi sene. Yani geldin bir 15 sene burada durdum. Sık sık gitmedim. Sık sık gidemedim ama tam toplam 4 kere gittim Ersoy'a ben. 4 kere gittim. Yani 35 yıldır burada yaşıyorum. 4 sene. 4 defa gidebildim. 4 defa gidebildim. Oraya gittiğinde ne hissediyorsun? Mesela Denizli'ye varıyorsun oraya bakıyorsun mesela doğduğun köyleri görüyorsun. Doğduğun köyleri görüyorsun. Orası sanki bir orada yaşamamış gibi oluyorsun çocukların burada olduğuna. Evet. Buraya alıştık diye. Şimdi çocuklarını razı etsin hepsini bir toplayıversen. Onlar da deseler ki ana biz gidiyoruz. Tamam sen nereye geçeceksen biz de oraya geçeceğiz deseler. Gider mi? Gidemem çünkü beyim burada. Onu buraya gömdün diye. Ya onun için gidemem. Öyle olmasa gidelim diyor. Onun için gidemiyorum. Evet. Puluşa Manastırı'nın bahçesindeyiz. Puluşa Manastırı Ağıllar Köyü'nün yaklaşık 2-3 kilometre doğusuna düşüyor. Eğer siz de Ağıllar Köyü'ne kadar gelirseniz Puluşa Manastırı'nda görmenizi tavsiye ederim. Neden mi? Çünkü 400-500 yıllık bir tarihi olan Puluşa Manastırı'nın gerçekten görülmeye değer bir mistik havası var. Bahçesinde de yine manastırla yaşıt 400-500 yaşında bir servi ağacı var. Biliyorsunuz manastırlar sosyal yaşamın dışında sosyal yaşamdan uzak yani dünyevi bütün nimetlerden uzak
mistik bölgelere yapılırlardı ki Tanrı'yla insan arasına hiçbir nimet, hiçbir varlık çok fazla girmesin. İnsan Tanrı'yla bir bütün haline gelsin diye. Kuzey Kıbrıs'ta buna benzer birçok manastır vardır. Özellikle Beş Parmak Dağları'na nazır ve Karpaz Yarımadası'nda da benzeri birçok manastır vardır. Buluşa Manastırı'na gelmek için Ağlılar Köyü'ne geliyorsunuz. Ağlılar Köyü'nde herhangi bir köylüye sorarsanız Buluşa Manastırı'nın 400-500 yıllık yalnızlığını, mistik ruhunu ve duygusunu tadabileceğiniz o bol çamlı, kızıl çamlı kaplı romantik yolu herhangi bir Ağlılar köylüsü size gösterebilir. Not, piknik yapabileceğiniz piknik masaları da var. Köşede bir de çeşme var. Akıyor mu akmıyor mu bilmiyorum. Akmıyor sanırım. Ama eskiden akıyormuş. Ağacın gölgesinde 500 yıllık bir canlı var burada. Biliyorsunuz adadaki en yaşlı ağaç 700 yıllık kral ağaç. Bir zeytin ağacı. Onu da size yolcu programında göstermiştik. Şimdi sevgili yönetmenim sizin için seçtiği seçkin görüntüleri. Bakın ne kareler bu manastırın dört duvar avlusunda. Beşparmak Dağları'na nazır bir köydeydik bugün. İskele'ye bağlı bir köy. Ağlılar Köyü. Ağlılar Köyü'ne gelmek için Sınır Köyü'nden sola kuzeye doğru dönüyorsunuz. Buraya gelip gezdiğinizde dağı aşıp dağın ardındaki köylere de ulaşmanız mümkün. Köyü gezdikten sonra Buluşa Manastırı'na gelip buradaki mistik havayı da koklayabiliyor. Buradaki o farklı duygular tattıran doğanın güzelliklerine de misafir olabiliyorsunuz. Sağ tarafımda 400-500 yıllık, en az 400-500 yıllık bir manastır. Sol tarafımda da o manastırın geçmişini temsilen dimdik, canlı kanlı ayakta saçaklarını ve dallarını gökyüzüne ve geçmiş tarihe uzatan bir serbe ağacı. Efendim 5. yılımızda Ağlılar Köylüsü çok memnun oldu bizi misafir etmekten. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteren herkese. Gerçi birçoğu çok büyük bir ilgi gösterdi. Programımızda gökyüzü kızıla döndü ya. Hani bu kızıllıkta, bu romantizmde böyle bir ışık ve böyle bir tonda biliyorsunuz ki vedamızı gerçekleştiriyoruz. Bir şiirimle veda edeceğim. Yalnızlığı ve yalnızlığın özlemini içeren bir şiirim. Ne demiştim o şiirimde? Radyoda çok paylaştım. Yolcuda, televizyonda hiç paylaşmamıştım. O şiirimle vedamı yapayım. Nasıl başlıyordu? Beni benimle bırak. Beni ötede, beni senden öte bırak. Bırak senden ayrı yaşayayım, bırak senden uzak. Yakınken, yanındayken özlüyorum seni. Bırak, uzaktan özleyeyim daha iyi, bir anlam olsun özlemim. Bırak, iki ayrı dünyanın iki ayrı insanlarıyız. Beni kendi dünyama, sen de kendi dünyana kal. Beni bende, beni kendi dünyamda, yalnızlığımda bırak. Biz ikimiz öyle daha iyiyiz. Bir oraya geldiğimizde birbirimizin değerini bilmeyiz. Biz iki ayrı diyarlarda birbirini yalnızlık kadar seven sevgilileriz. Efendim çok daha uzun bir şiir ama bu kadar kesiyorum. Haftaya başka bir diyarda, başka bir beldede buluşacağız. Ben Deniz Candaş. Her cumartesi 21.30 Kıbrıs Genç TV ekranlarında, pazar tekrarı var saat 10'da ve her salı perşembe 10 yıldır Kıbrıs 10 yıldır Kıbrıs'ın en çok dinlenen ilk özel radyosu First FM'de. Bu arada Kıbrıs halkına çok teşekkür ediyorum. First FM'i en çok dinlenen 3. radyo addetmişsiniz. Her şeye rağmen çok teşekkürler Kıbrıs Türk halkı. Dedim ya, her zaman söylüyorum ya, hayat
çok kısa bir oyundur. Herkesin bir rolü var bu sahnede. Rolünüzü iyi oynayın. Ne olursa olsun yine de iyi oynayın rolünüzü. Ve bu sahneyi terk etmeden. İyi gezin ha. Çok selam getirmiştim Güneydoğu Anadolu bölgesinden. Çok teşekkürler Antakyalılara, Reyhanlı'daki Bahadır'la ailesine. Çok çok teşekkürler Anadolu'nun ilgi gösteren tüm insanlarına. Efendim hayattaysak ve yaşıyorsak tekrar görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Haydi eyvallah. Belki gelmezsin bu ile, yolcu güle güle, yolcu güle güle. Sakın ha düşmeden dile, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 dost.